Herkese merhaba, Samsung Gear S8, Samsung'un yuvarlak ekranlı ilk akıllı saati. Gear S2 serisi içerisinde Gear S2 ve Gear S2 Classic bulunuyor. Şu anda bileğimde görmüş olduğunuz model Gear S2 Classic, adından da anlaşılacağı üzere klasik bir saat görünümüne sahip. Gear S2 daha çok spor yapanların tercih edebileceği bir modelken Gear S2 deri kayışıyla biraz da klasik takılmayı sevenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Her iki saatte de Tizen OS işletim sistemi çalışıyor. Samsung'un işletim sisteminin Gear saatlere göre özelleştirilmiş versiyonu yuvarlak ekranla düzgün şekilde kullanılacak hale getirilmiş. Ekranı saran bezel halkayı bir navigasyon aracı olarak kullanmak, bezel halkayı sağa sola çevirerek Tizen kullanıcı arayüzünde gezinmek mümkün. Aynı zamanda yine dokunmatik ekranı da kullanarak kullanıcı arayüzü içerisinde gezinmeniz de mümkün kılınmış. Samsung Gear S2'nin 1.2 inç 360x360 piksel yuvarlak ekranı bulunuyor. Bu yuvarlak ekran 302 ppi'lik piksel yoğunluğuyla gerçekten keskin yazı ve grafikleri sunuyor ve gerçekçi bir saat kullanım imkanı sağlıyor. Farklı saat arayüzleri mevcut. Bu saat arayüzlerinden dilediğinizi seçerek Gear S2'yi özelleştirmeniz mümkün. Bunun yanı sıra yine Gear Manager uygulaması üzerinden farklı saat arayüzlerini satın almanız veya ücretsiz olarak indirmeniz de mümkün. Samsung Gear S2'nin bezel halkasını saat yüzündeyken sağa çevirerek çeşitli uygulama bileşenlerine erişebilirsiniz. Aynı zamanda yine sol tarafa çevirdiğinizde de gelen bildirimleri görmeniz mümkün. Gelen e-posta iletilerini doğrudan Gear S2'nin ekranında, yuvarlak ekranında okuyabilirsiniz. Bezel halkayı yukarı aşağı çevirerek e-posta içerisindeki içeriği görebilirsiniz. En alta ilerlediğinizde veya 3 nokta tuşuna dokunduğunuzda da görmüş olduğunuz gibi çeşitli seçenekleri yine saat üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün. İsterseniz gelen bir mesaja veya iletiye doğrudan Gear S2 üzerinden cevap verebilirsiniz. Sesli yanıt veya doğrudan metin girerek T9 klavyeyi kullanarak Gear S2'de bu iletiye cevap verebilirsiniz. Gear S2'nin bezel halkası dışında sağ tarafta iki tane tuş yer alıyor. Bunlardan bir tanesi ana ekran işlemini görüyor, diğeri de bir adım geriye gitmeye olanak sağlıyor. Gear S2'ye uygulama yükleme işlemi telefonda bulunan Gear Manager uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Gear S2 sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlarıyla değil, aynı zamanda Android 4.4, KitKat ve üstü sürümüne çalışan, aynı zamanda en az 1.5 GB RAM barındıran Android telefonlarla da Gear S2'yi kullanmak mümkün. Uygulama ekosistemi açısından Tizen'ın çok geniş olduğunu söylemeyiz. Samsung'un çeşitli içerik ortakları sayesinde Gear S2'ye farklı uygulamalar yüklemek ve yuvarlak ekranda bu uygulamanın içerisinde gezinmek mümkün oluyor. Ancak uygulama ekosisteminin biraz daha geliştirilmesine fayda var. Samsung telefonların veya diğer Android telefonlarının bütün işlevlerini doğrudan Gear S2 üzerinden yönetmeniz mümkün oluyor. Samsung Gear S2'de de S-Voice adı verilen Samsung'un sesli asistanı mevcut. Ancak bu ses asistanın Türkçe desteğine sahip olmaması onun kullanışlılığını biraz olsun gölgelemekte. Eğer S-Voice Türkçe desteğine sahip olsaydı belki bu sesli asistanı biraz daha kullanmak ve böylelikle Gear S2'nin Türkçe olarak yeteneklerini arttırmak daha mümkün olabilirdi. Ayarlar ekranına hızlı şekilde erişebilir. Buradan Gear S2'nin çeşitli ayarlarını doğrudan bileğinizden gerçekleştirebilirsiniz. Samsung Gear S2, eğer bir Samsung Galaxy telefon sahibiyseniz veya sadece Samsung Galaxy Android telefonları değil, başka üreticinin bir Android telefonuna sahipseniz, satın alabileceğiniz ender akıllı saat seçeneklerinden bir tanesi. Türkiye'de pek fazla Android veya akıllı saat yok. Bu da demek oluyor ki Android kullanıcıların elinde Samsung'un Gear S2 seçenekleri mevcut. Bunun dışında pek fazla hareket alanı yok gibi görünüyor. Eğer klasik takılmayı seviyorsanız bileğimdeki Gear S2 sizin için ideal olabilir. Ancak daha çok sporla uğraşan bir kişiyseniz o halde 899 lira fiyat etiketine sahip olan Gear S2 spor modeli sizin daha çok ilginizi çekecektir. Bu elimdeki biraz daha klasik bir ürün. Görmüş olduğunuz gibi arkada yer alan optik okuyucu sayesinde kalp hızınızı da ölçebiliyor. Aynı zamanda e-health uygulaması yardımıyla adım veya bunun gibi diğer sağlık içeriklerini de doğrudan saat üzerinden kontrol etmeniz mümkün kılınıyor. Samsung Gear S2 ile ilgili aktaracaklarımız o kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.